Önce şehadeti koyduk, her sabah dualarımızın başına ve yalvardık Rabbimize. Allahümme la tuhricna mined dünya illa ma'a şehadeti vel iman. Ey Rabbim, ey ilahım, Allah'ım, beni bu dünya hayatından şehit olmadan çıkartma. Son nefeste ruhumu şehit olarak al ki şehitlerin eriştiği o yüce mertebeye ben de nail olayım. Efendim, sözümüzü özümüze nakşetmeye gayret ettiğimiz bir Sözdenize programına daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde Allahu Teala bizlere bir şeyi bir kere daha gösterdi. Efendim, 18 Mart Çanakkale haftamız. Üzerinden seneler geçti. Çanakkale'de ecdadımız şehadet şerbetini içerken, gazilerimiz oradaki insanlara yardım ederken, bütün dünyaya insanlık dersi verirken, bugün yine aynı mücahitler Afrin'de bütün dünyaya insanlık dersini veriyorlar. Biz oralara zorbalıkla gitmedik. Biz onların topraklarını kalleşçe almaya gitmedik. Biz komşularımızın topraklarına, komşularımızın hani diğer ülkelerin tabirleriyle nimetlerini sömürmeye değil, biz onlara insanlığı, merhameti, adaleti ama en önemlisi ümmet birliğini tesis etmek için gittik. Efendim, ümmet birliğini tesis edebilmek uğruna yapmış olduğumuz bir Sözden Öze programına daha hoş geldiniz diyoruz tekrar. Bu haftaki misafirimiz İnsan ve İrfan Vakfı İslami İlimler Koordinatörü Yusuf Bilkil. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş gördük, sefa bulduk efendim. Hafta 18 Mart olunca, evet. Çanakkale haftası olunca mücahitlerimiz Afrin'de yere düşmesin diye Kur'anlar çırpınırken evet. Girizgahı böyle yapmak yakışırdı diye düşündük. Zaten konumuz da onunla alakalı. Çanakkale'den Afrin'e mücahitler dedik. Efendim, söz size diyeceğiz. Şöyle diyelim, şehadet nedir diyelim ki şehadeti bir daha hatırlayalım. Zira unutuyoruz ki Allahu Teala üzerinden 100 sene geçmeden tekrar hatırlatıyor bizlere. Bu da önemli bir derstir. Çünkü biz ecdat olarak demek ki geçmişten hatalarımızdan ders çıkartmıyoruz. Daha çok çalışmıyoruz. Çalışmadığımız için Allahu Teala bunları bizlere hatırlatıyor diyelim. Şehadeti bir daha hatırlayalım inşallah hocam. Ne güzel buyurdunuz. Allah razı olsun. Bir kere şimdi İstanbul'dan ayağımızın tozuyla geldik. Allah razı olsun. Konya'nın bu güzel bereketli toprağında. Cihadı burada, şehadeti burada konuşmak, Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin huzurunda şehadeti konuşmak tabii bizim haddimiz değil ama burada daha anlaşılabilir, burada daha anlatılabilir. Bu coğrafyada, İstanbul'da bu anlatılabilir, bu Anadolu'da bu anlatılabilir, bu anlaşılabilir daha doğrusu. Bir hoca açısından İslam ilimler belki bir tefsirci denilebilir belki fakir için ya da denemez de hani biz çalışıyoruz diyelim. Şimdi sayı gayretlerimizi cihatla, şehadetle nasıl birleştireceğiz? Yani bir İslami ilimler uzmanı neden bugün cihadı konuşur? İşte tarihçi konuşsa daha iyi olmaz mı? Daha isabetli olmaz mı? 18 Mart. Küçüklüğümüzden beri 18 Mart'ı hep işte cihat, hep hafızların, ilim adamlarının 18 Mart'ta nasıl bu ülkeyi işte daha İslami, daha nasıl daha güzel nesilleri daha güzel bırakabilmek için nasıl sayı gayret ettiklerini hep anlattık. Küçüklüğümüzden beri bunu duyduk. Fakat İslami ilimlerde yani benim cihadım nasıl olmalı sorusuna biz nasıl cevap vereceğiz diye o zaman hepimizin bugün şu programı dinleyen herkesin bildiği bu cehd, mücahit, cihat, içtihat bu kelimeleri şöyle bir tanıdığımızda bizim mayamızda olan kelimeler olduğunu bileceğiz. Yani şimdi az önce buraya çay servisi getiren kardeşimiz Suriyeli bir vatandaşımızdı. Yani Afrin, şimdi cihat var diyoruz orada, cihad için oradayız. Suriye'den kardeşimiz geldi, biz Arapça konuştuk. Yani cihadı o da anlıyor, biz de anlıyoruz. Cihat bizim mayamızda var. Yani sonradan dilimize girmiş bir kelime de değil. Cihat nedir? Efendim, biz Ragıp Isfahani çok bilinen İslami literatürün böyle hani ilk sözlük çalışması yapanlarında Hazret'in kitabına baktığımızda hani herkesin ulaşabileceği kaynak diye söylüyorum. Müfredat diye geçer. Şimdi Ragıp Isfahani diyor ki cehd işte zorluk demek. Cehd kelimesi. Şimdi cehd Kur'an'da geçiyor. Cuhd geçer, cehd geçer. İçtihat bildiğimiz bir kelime. İçtihat zorluğa sabretmek demek.
Bunu Arapça bilenler çok iyi bilirler. T geldi mi, içtihede kalıbına, iftihale. Hocam, zorluğa sabretmek, bir de içtihede bütün gücünü sarf etmeye de içtihede deniyor. Hatta ve hatta bir alimin bir fikir ortaya koyup, işte ayetlerden, hadislerden, naslardan bakıp bir görüşte bulunmasına da içtihat deniyor. Yani cehet etmesi, cihadı. O yüzden alimlerde, malum sizlere bunlar, alimlerde bazı alimlerin saflara gitmemesi, nefer olmaması meselesi var ya. Şimdi cihat, içtihat dedik, mücahit dedik. Konumuz Çanakkale'den Afrin'e mücahitler. Mücahit kelimesine baktığımızda hemen hemen herkesin ortak bir kanaati var. Çanakkale'den başlatmışsınız meseleyi ama 18 Mart olduğu için demişsiniz. Zaten malum. 18, yani Akif'in şiirine de baktığımızda siz daha bu konularda mahirsiniz efendim. Yani Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken aslında şanlarını oradan aldıklarını ifade ediyor. Şimdi Bedir'den, Uhud'dan aldığımızda şöyle bir bizim mücahit anlayışımız hiç değişmediğini anlıyoruz, görüyoruz. Hiç değişmemiş mücahit kavramımız yani. Elhamdülillah bozulmayan kavramlardan. Efendim IŞİD çıktı, şu bunlara bakmadan. DAEŞ'e bilmem kim varsa işte bu işi bozmaya çalışan. Madem oraya geçiş yaptınız, o zaman ben de böyle şöyle girizgah yapmak istiyorum. Şimdi o kullandığınız terimler bizim mücahit diye nitelendirdiğimiz insanlar değil bir kere. Onu kabul etmek lazım. Şundan ötürü kabul etmek lazım. Arkadaş, bizim mücahidimiz az önce dediğiniz gibi Bedir Savaşı'nda alnının akıyla gidip düşmana önce arkadaş teslim ol deyip sonra eziyet etmeden gerekirse cihattan sonra teslim alan insandır. Ki kaldı ki iş o noktaya gelmezden evvel bizim peygamberimiz rahmet peygamberi. Önce insanlara tebliğ etmiş, ulaştırmaya gayret etmiş. Sonra gelelim Bedir, Uhud, Hendek, bütün savaşlar böyle devam ediyor. Osmanlı Devleti ki devletler, diğer gayrimüslim devletler kucak atmışlar. Ne olur gel bizi kurtar, ülkemizdeki insanlar Allah bize zulmediyorlar demişler. Allah. Geldik Çanakkale'ye, o insanlar da kandırarak gelmişler oraya. Bunlar yamyam, bunlar sizi yiyecekler. Bir geliyorlar bakıyorlar ki hiç öyle bir şey değil. Ha, bugün Afrin'de de aynısını yaşıyoruz. Zorladıkları, kandırdıkları insanların bomba koyuyorlar. İşte türlü tuzaklar kuruyorlar. Onları ön tarafa atıyorlar. Ama şu anda aynı propagandayı uygulayamıyorlar. Uyguladıkları propaganda neydi peki? Cihat dediği zaman da korkacaksınız. Şu anda hala aynı kelime Avrupa'daki yaşayan insanlar için geçerli. Bizde de belki de geçerliydi. Daha düne kadar, 15 Temmuz'dan öncesine kadar biz cihat nedir diyemiyorduk. O kelimeyi kullanamıyorduk bile. Niye? Çünkü müsteşrikler cihat kelimesini o hale getirmişler ki cihat dediğin zaman da seni asan, kesen, öldüren. Arkadaş, o yükleme, o manaya ben yüklemedim. O bizim terimimizde yok. Bizim terimimizdeki cihat o demek değil. Ama biz bunu insanlara anlatamadık. Niye? Çünkü hani bir Avrupa severliği var ya, insan düşmanını sevmeyecek, düşmandan ders alacak. Ama biz ders değil, sevdik. Allah-u Teala belki inşallah 15 Temmuz şefkat tokatı olmuştur bizim için. Uyanmamıza bir vesile olmuştur. Elhamdülillah diyoruz. Şu anda mücahit diyebiliyoruz, cihat diyebiliyoruz. Bunları rahatlıkla konuşabiliyoruz. Şundan ötürü diyorum ben bunları. Bir son bölüme geçmezden evvel, bundan 10 sene önce biz kursa gittiğimiz zaman da bize eşkıya mı olacaksın diyorlardı. Yani. Şimdi bize mücahit diyor aynı adamlar. Evet Yasin Hocam. Onun için çok önemli. Terimlerin manasını biz boşaltmadık. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu girizgah farklı bir çalışmamızın dışında oldu ama güzel bir şey oldu. Yani bizim mücahit kelimesinin içini boşaltmadığımızı elhamdülillah. Çünkü mücahit demek düşmana karşı mücadele, hemen hemen bütün kaynaklarda aynı geçer. Düşmana karşı mücadele etmeye mücahede deniyor. Tamam. Şeytana karşı mücahede de var Kur'an'da ama bizim bildiğimiz mücahitler önce nefisleriyle mücahede etmişler. Şimdi Bedir, Uhud dedik. Yasin Hocam hemen hızlıca konuya geçiyoruz. Vakit bayağı ilerledi. Şimdi Uhud'da Efendimizin savaştan sonra şimdi küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz diye buyurması var. Bu büyük cihat nefisle olan mücahededir aslında. Diye buradan aldığımızda bir insan nefsiyle mücahede ettikten sonra nedir mücahede? Nefsiyle cihad edecek. Şimdi bu terimlerin altını biz önce bu şekilde bir anlayacağız. Yani benim cihadım nasıl olur? Benim cihadım bugün işte herkes mücahit olmalı deriz de altını nasıl dolduracağımızı bilmeyiz. Efendim işte son bölümde hakikaten bir mücahit örneği gelecek. Elhamdülillah izleyicilere bir ciddi bir sürprizimiz var burada. Yani ben programımı şey değil ama söyledim burada, söylemiş bulundum, bir heyecan olsun. Benim cihadım bulunduğum yerde İslam'ı temsil eden kişi ben isem. Yaptığım işi en iyi yapacağım.
Bunu herkes kani mi? Ama efendim sen iç dünyanda cihadı nasıl vereceksin? Cihad kavramımızı iç dünyamıza nasıl... Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. İbni Mesud'un rivayeti bu. Resulullah'a sordum. Eyyül amel ehabbülallah. Şimdi yani ilmi konuşmuyoruz zannetmesinler. Hep kitaptan konuşuyoruz. Siz zaten haliniz de öyle. Hep kitaplardan topladıklarımızı, İslam ilimler kaynaklarından aldıklarımızı konuşuyoruz ama şimdi arada Arapça konuşunca tamam bu şey biliyor diyecekler. Hadisin sadece burasını Arapça konuşmuş olalım. Eyyül amel ehabbülallah ya Resulallah deyince Efendimiz es-salatu fi vaktiha. Yani namaz vaktinde kılınan bir namaz. Sonra ya Resulallah birrul valideyn. Anne babaya iyilik. Sonra ya Resulallah el-cihadu fi sebilillah. Yani bir insanın önce vaktinde namazı kılmayan bir insanın öyle kolay kolay savaşa gidip ben cihad edeceğim demesi çok kolay bir şey değil. Ha. Şimdi efendim biz hep namaz kılmayanlar elhamdülillah şu gözlerimle nasip oldu Yasin Hocam. O 15 Temmuz'da fakir Boğaz Köprüsü'nden bir yaralıyı aldım arabayla hastaneye götürdüm. Şimdi o abi nasıl anlatsam size? Yani hiç gözlerini açamayacak durumda. Ya amca diyorum hayırdır nasıl geldin buraya? Hafızlar var arabada 3-4 hafızız. Biz bekliyoruz ki yani allame hani böyle molla. Dedi evladım dedi Kadıköy'de dedi işte bir yerdeydim dedi. Vatandan daha değerli bir şey yok evladım dedi yani. Biz bunu gördük. Amca telefonun var mı yok. Çocuklarını arayalım bir çiftçi arayalım. Bırak dedi evladım dedi ya. Ya bu Allah yolunda cihadı bizim nasıl mayaladığımızı, kimseyi kırmadan nasıl aldığımızı gösteren bir delil. Ama biz nasıl mücadele edeceğiz? Her zaman 15 Temmuz'u mu verecek Allah bize? O araya bir daha girmek istiyorum hocam. Şundan ötürü mesela girmek istiyorum. Müsteşrikler bizim mayalarımızı bile o kadar güzel öğrenmişler ki şu anda gayret ettikleri yegane nokta, arkadaş bu milleti biz yıkamıyoruz. Evet. Tamam namaz kılmayanlar almış başını gidiyor. Namazla alakalarını kesmişler. Cuma'dan Cuma'ya Allah-u Teala'nın huzuruna yine geliyorlar. Ya bir kereden bir şey olmaz diyorlar. Cumaları gelsinler diyorlar. Kur'an okumayı da unutmuş bu millet diyor. Tamam onu da başarıyorlar. Ama son noktaya geliyorlar. İman noktasını nasıl ya ezebiliriz, götürebiliriz, bitirebiliriz? O noktaya geliyorlar. Şimdi onda da başaracaklar diye korkuyorum ama bir de mutlu oluyorum. Çünkü bu din Allah'ın dini başaramayacaklar. Eyvallah. Biz tembeliz. Onu kabul ediyorum. Ama bu din Allah'ın dini başaramayacaklar. Buna inanıyorum. Ama Allah'tan istediğimiz bir şey daha var. Allah-u Teala yine bizim elimizde, bizim ülkemizdeki vatandaşların eliyle, şu Türk milletinin eliyle Allah-u Teala ümmete rehberlik, ümmete önderlik edemeyi, bizlere etmeyi, bizlere nasip eylesin diyorum. Ama çok uyanık olmamız lazım. Bu adamlar imanı da yüreğimizden, kalbimizden çıkartabilmek için gayret ediyorlar. Ve şu anda yani böyle başarmakla başarmamak arasında böyle %50'yi geçecekler, geçemeyecekler. Çünkü biz gayreti bıraktık. Peki yani iman gayret, iman noktasını peki nasıl alıyorlar bizden? Ya arkadaşlar diyorlar, iki hocayı birbirine çok güzel vurduruyorlar. Bir tane münafık, bir tane fasık bir haber hazırlıyor, atıyor onu ortaya. Bütün Müslümanlar birbirini yiyorlar. Yok efendim öyle demişti, böyle demişti. Onu demeyi kastetmemişti, bunu deneyi kastetmemişti. Evet. Yok efendim o yükselirken değil de aşağı inerken de, ışık yanarken de, ışık yanmazken de. Bir bakmışız ki biz ümmet olmamız gereken yerde... Arkadaş o hoca da kim ya? Ben kimim diye hiç sormuyoruz kendimize. Aldığımız elimize gazete parçası ki gazete bile değil paçavra parçası veya izlediğimiz televizyon kanalı İslam'a en ufak bir hizmeti olmayan bir kanal. Ondan haberi alıyor bu kulaklar, bu gözler görüyor. Sonra oturduğumuz yerden ahkam kesiyoruz. Efendim o hoca orada haklı değildi. O hoca var ya o hoca, o bilmiyor İslam'ı. Ama şunu düşünmemiz lazım, idrak etmek. Yasin Hocam yani evet bu idrak, hocaların birbirine vurdurun. Hep bir oynanan oyun. Ama bozamayacaklar dediniz ya. Şimdi burada çok kilit bir kelime kullandınız. Gayret edeceğiz dediniz. Şimdi cihat kelimesinin zaten birinci manası cehdü gayret efendim. Yani o zorluğa karşı direnmek, sabretmek. Şimdi gayret nasıl olur? Bu birinci bölümü hiç dinlememiş olan bir insan şu iki dakikayı dinlese Yasin Hocam hani hayatı değişir. Çünkü mücahededen sonra müşahede gelir. Cihat etmeyen şehit olamaz Yasin Hocam. Şehit kimdir? Şehit sevabı kime verilir diye ikinci bölümde konuşacağız. Şehit sevabı alınır mı? Evet Efendimizin işte şöyle yapan sünnetime sarılan şehit sevabı alır, 100 şehit sevabı alır, 1000 şehit sevabı alır sözleri var. Ama nasıl alıyor onu? Cihat Yasin Hocam, gayret.
O gayret, şimdi gayret kelimesiyle karıştırılmasın. Gıpta edilmek kelimesi. O da olur. Şehide gıpta edilir. Ama gayret, gayrı reddetmek demek Yasin Hocam. İşte sözden öze geçmenin manası bu. Mücahit kelimesinden özümüze ben bunu nasıl alırım ya? Ben nasıl mücahit olurum? Yasin Hocam, kalbimizde ağyarı, yani Allah dışında ne varsa bunları reddettik mi mücahit oluruz? Ya futbol maçı seyrederken bile başka hiçbir şey göremiyor, düşünemiyor bazı insanlar. O kadar fanatizm var ki. Ben kınamıyorum ha, öyle kınıyorum zannedilmesin. Tamam işte bir şey anlatmak için bak kullanıyorum. Ya bir iş yapacaksak, namaz, hadi o işi yap kardeşim. Anne babaya iyilik, bak Efendimiz İbni Mesud'dan gelen rivayette. Anne baban evde, ben çıkacağım dışarıya slogan atacağım. Peki anne babaya ne kadar iyilik yapabiliyoruz? Hakikaten anne babanın, Efendimiz'in söylediği söz üzerinden gittiğimizde, herkesin cihadının kendisini bağlayan noktası var. Hemen daireyi çiziyorum. Çok önemli kilit noktasına geldik. Cihad şeriatta. Düşman devlet sınırları içine girmedikçe farz-ı kifayedir. Ne zaman ki düşman sınırların içerisine girer, o zaman farz-ı ayın oluyor malum. Peki en büyük cihadımız olan nefisle cihadımız bizim sınırlarımız içerisinde mi değil mi? Efendim, mücahedenin zorluğunu yaşarsak müşahedenin kolaylığını alırız. Allah-u Teala gaybi iman etmiş olan kimseleriz. İkinci bölüme tüyo veriyorum şimdi. Şehit kavramı, Allah yani o bölüm çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Mücahede edersek, gayret edersek o zaman bize müşahede makamı nasip olacak. Ne demek şehadet makamı? Cehdü gayret ediyorsun. Namazı vaktinde kılıyorsun. Ya da vazifen neyse. İşte profesörsün. Hakkını yemeden talebelerin işini görüyorsun. Doktorsun. Mühendissin. Her işin her neyse bulunduğun sahada en güzelini yapmaya, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve yansıtmaya sahi gayret ediyorsun. Gayret. Gayri reddederek bütün gayretini o noktaya kesip ediyorsun, yoğunlaştırıyorsun. O zaman ne oluyor? İşte sana müşahede açılıyor. Şehitlik böyle bir şey. Olmayan bir şey değil Yasin Hocam. Ama cihat kelimesi şehadet ve sabır. Üçü birlikte anılıyor. Şimdi bu üç kavram birbirinden ayrılmayacak. İkinci bölümde göreceğiz diyorum. Benim bu bölümde anlatmak istediğim cihadın, kişiyi bağlayan cihadın her an içindeki mücadele olması idi. Efendim sabredeceğiz. Ancak şehadet ermek istiyorsak cihad edeceğiz. Ya. Ama önce cihad ediyorum diyerek başlarsak birilerini incitebilir, birilerinin ayağına sıkabilir. Aslında o sıktığımız ayak kendi ayağımız, kendi yüreğimiz olabilir. Bir iş yapıyorum derken kendimizden daha ziyade din-i mubini İslam'a zarar verebiliriz. Onun için gayret edeceğiz, azmedeceğiz, sabredeceğiz, Allah yolunda yürüyeceğiz efendim. Şimdi bu bölümde cihat, ama biz bunu nasıl algılayacaktık? Şimdi arkadaş, ben ev hanımıyım diyecek hanımefendi annelerimiz. Bir diğeri ben şoförüm diyecek, benim cihadımla olması lazım. Bunları konuşmamız lazım. Bir öğrencinin cihadı nasıl olacak? Bir profesöre değinmişti hocamız, bir profesörün cihadı nasıl olacaktı? Diğer bir tarafta hizmetlinin cihadı nasıl olacaktı? Efendim her birimizin farklı farklı cihadı vardır diyecektik. Ama hepsinin ortak noktası vardı, sabır. Efendim sabır diyecektik hocam. Şimdi sabır, nasıl anlayacağız bu sabrı? Ayet-i kerimelerden girizgah yapacak olursak. Evet Yasin Hocam, sabır bu işin neresinde? Bir kere sabır fukara edebiyatı olarak anlatılıyor. Yokluğa sabır gibi. Kur'an'da hiç böyle şey yok. Yani Kur'an'ın tarifi pek uygun değil bu. Hani daha yoğun olan hep ibadette sabır konusu anlatılmış. Üçüncü bölümde hafiften bu konuyla ilgili bir şey olacak zaten. Canlı bir mücahit örneği görecekler inşallah. Sabreden bir mücahit. Şimdi Bakara suresi 153-154 elhamdülillah bugün cuma hutbesinde de bu ayetler anlatıldı Konya'da. İşte iman edenler sabır ve salatla, namazla, salahla Allah'tan yardım isteyin. Bu istihane konusu bambaşka bir konu. Bilinir. İnnallâhe me'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bir kere şuradan bir alacağız konuyu. Ben nasıl mücahit olabilirim? Ben şehit olabilir miyim diye önce düşünüyor seyircimiz şu anda. Yani bu yayını izleyebilen bir kardeşimiz, bir abimiz, bir hocamız diyecek ya ben nasıl şehit olabilirim? Şehitlik nedir? Benle ilgisi ne bu işin? Şehit bir kere sosyal hayatın içinde olmayan bir insan şehit olamaz. Yani toplumla çok önemli. Sabır kenara çekilip durmak değil. Yokluğa sabır değil.
Şimdi buyurduğunuz üzere sabır üzerinden bakarsak. Ama şuradan alacağım ben konuyu Yasin Hocam müsaadenizle. Şeytan yani güzel amelleri size işte kötü göstermekle aslında şunu yapıyor bize. Olamazsın sen diyor. Sen mücahit olamazsın diyor. Hiç uğraşma boşuna diyor. Buradan yakalıyor seni zayıf gösteriyor. Zaten hani şeytanın hilesi zayıf Kur'an'da anlatıldığı üzere. İnekeyle şeytan. Efendim bir şey olamamak değil. Biz olabilmek için uğraşıyoruz. Allah-u Teala sabrı anlatırken hep şöyle anlatır. Sabredip rabıta edenler. İlk bölümde Uhud'dan almıştık. Ali İmran suresi son ayet hocam. İsbiru ve sabiru ve rabitu var ya. Muhafaza edin. Muhafız kelimesi. Bak burada muhafız. Bekleyen kişi orada bekliyor mu? Sadece duruyor mu? Sabrediyor ki kenarda nöbet tutan şey serhaddimizde nöbet tutan muhafız. Sadece sabır mı ediyor? Bekliyor mu yani? Bu mu? Neyi koruduğunun şuurunda olmak. Tam da bu ayetler. Ey iman edenler Allah'tan sabırla yardım isteyin. Hemen sonunda şimdi sabır ve la tekulu limen yuktelu fi sebillahi emvat. Şimdi burada muazzam meseleler var. İnşallah anlatacağız yani himmetinizle hocam. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Ya bel bilakis, Arapçası da Türkçesi de aynıdır. Bilakis ahyaun, diridirler. Bel hum diye de bile gelmiyor hocam. Arada hum bile yok fasıla. Kur'an-ı ilimler bilirler, Kur'an-ı ilimler okuyanlar, meşgul olanlar. Burada dikkat edilmesi, dikkat çekilen konu ahya olmaları. Yani onlar da değil, diri diri, haydır onlar. Lakin la teş'urun. Siz şuurunda değilsiniz. Siz aklen idrak edemediğiniz bir şuurda bunlar. Şimdi Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin ayeti. Sabır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Yani şehit. Bizim kavramımızda şehit. Bir şey şahit olan. Türkçemizde de şahit kelimesi. Yani o an orada hazır olana deniyor. Şehadet. Allah'ı hakkıyla tanımaya da eşhedü diyoruz. Tanıklık ederim diyoruz. Eşhedü. Yasin Hocam. Bizden önceki, ümmeti Muhammed'den önceki ümmetlerde yoktu. Eşhedü, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nasip olan bir paye. Meleklerin işte Miraç'ta, Ettehiyyatü'deki bildiğim, hepimizin bildiği eşhedü demesiyle. Meleklerin de hani o rahmet peygamberiyle, o makama çıkmalarıyla eşhedü. Yani ben şahit ederim. Ümmeti Muhammed'in bir adı da ümmeti şahidedir. Yani biz şahit bir ümmetiz. Şehadet kelimesinin içerisinde bütün bunları konuştuğumuzda. Neye şahidiz? Bak şimdi, bunu çok iyi anlasınlar. Cihat, bugün Türk ordusu ne yapıyor dinleyicilerimizin? Bu duyabilecekleri, bulabilecekleri bir bilgi değil. Hani bak şu kitaptan okusam diye. Bu çok özel bir bilgi. Çok özel bir yerden aldık bunu, bu sır hatta. Efendim, Nuh tufanı, Hazreti Nuh'un ümmetine yaptığı bu tebliğde Nuh Aleyhisselam anlatıyor, Kur'an'da da geçer. Böyle anlattım, şöyle anlattım. Şahidin var mı ey Nuh? Dediğinde yarın Ruzi Mahşer'de ümmeti Muhammed biliyor diye ümmeti Muhammed ümmeti şahidi olarak geldiğinde bak şimdi şu manzaraya bak. Nuh tufanı cihat olmayan bir toplumda. Nuh Aleyhisselam'a Allah-u Teala emretmedi cihatla. Cihatla emrolunmadı. Cihadın rahmet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihatla emrolundu. Hem de Mekke'de yani tam işin başında hani kafirlerin ümüğünü sıkabilecekken değil. Medine'de yerleşik bir hayata geçtikten sonra Mekke'de gidip bir kalleşçe bir saldırı yapalım. Bir bomba hiçbirisine gerek yok. Hazreti Ömer Efendimiz şöyle bir çıksa meydana nedir yani orada 3-5 tane adam yani. Alamaz mıydı kellelerini? Bugünkü şehadet tövbe yani öyle denmez de bize dayatılan şehadet kavramı, cihat kavramı içerisinde olmadığını kesin olarak anlıyoruz. Efendimizin cihadının rahmet olduğunu şuradan anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihad ettiği için Nuh tufanı gibi büyük bir bela gelmedi başımıza. Belki nasıl bir bela gelecekti bilmiyoruz. Gelecek bilmiyoruz. Afrin'de bugün mücahitlerimizin kanını ortaya koymasıyla, canlarını ortaya koymasıyla büyük bir beladan belki de muhafaza ediliyoruz. Şehadet kavramı sabırla böyle aldığımızda işte sabır nedir diye sormuştunuz. Hocam sorunuza anca gelebildim. Bir kere ilk akla gelen işte Allah-u Teala'nın imtihanlarına sabır. Ayette de böyle geçiyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ. Yani yokluğa gibi anlatılıyor.
Sizi bir şeyle imtihan edeceğiz. Bir şeyin. Senin değer verdiğin herhangi bir şey olabilir bu. Minel havf, korku. Havf kelimesinde vakit kalırsa konuşalım burada. Korku nedir? Allah'tan korkmak. Vel cu'i ve naksi minel enval diye geçen bu ayet. Yani bazı işte açlıkla malların ve semeratın, ona çocukların diye affedersiniz, tefsirlerde alimler öyle derler. İmam Şafii'nin de görüşü var. Biz onları mal kaybı ya da can kaybı, semeratın kaybıyla onları imtihan edeceğiz. Andolsun ki bunu yapacağız. Herkesin imtihanı var. Peygamberlerin de var, evliyaların da var. Ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele. O zaman sabır, cihatta da sabır, ibadette sabır işte. Şimdi oradan geldi mesele. Sadece yokluğa, açlığa sabır değil. O zaman ibadatü taate, devam etmeye gereken sabır belki de daha çok önemli. Çünkü bugün hepimizin, yani rızkın Allah'tan geldiğine kesin kanaatimiz vardır. Rızık Allah'tan. Burada bizim asıl sabretmemiz gereken ibadatü taate biraz daha. İbadate devam etmeye sabretmek. Nefsin oyunlarına karşı sabretmek dediğimizde işte bugün sözden özeye geçmiş oluruz Yasin Hocam. Şuraya şöyle bir değinmek istiyorum. Evliyaullah'ın bizlere tavsiyeleri vardır aslında da. Bir tane tavsiyesi de şudur. Evladım derler, ibadete devam etmek kolaydır. Çünkü şundan ötürü kolaydır diyor. Şu an günümüzdeki şartlarda kolay değil. Onu da, ona da değineceğim. İbadete devam etmek kolaydır. Ama günahlardan kaçmak, masivadan kaçınmak zordur. İşte ya, buna sabretmek gerekir ya derler. Ama şuna da değinmek istiyorum. O evliyaullah ibadete devam etmek kolaydır kelimesini neye binaen söylemişti? Çünkü toplum öyle bir yetişmişti ki sabah kalktığı zamanda bir evde kaçta kalkacaktı? Sabah ezanından önce teheccüdünü gece gizli kılacaklardı ama gündüz sabah namazda aile fertlerinin her biri kalkacaktı. Ve bizim kültürümüzden yok ettikleri bir kültür daha var. Tekke ve zaviyeler. Efendim Allah, isimlerini bile andığımız zamanda şu anda nefret uyandırır hale getirirler. Niye? Az önce dediğim cihat kavramı vardı ya. Yani cihat kavramının içinin doldurmak için bir 15 Temmuz yaşadığımız gibi tekke ve zaviye kavramının da ne manaya geldiğini anlamamız için, idrak etmemiz için illa 15 Temmuz gibi bir şey mi yaşamamız lazım? Allah muhafaza. Ama uyanmamız lazım. Öyle bir facia yaşanmazdan evvel tekkenin ne demek olduğunu, zaviyenin ne demek olduğunu bir öğrenmek lazım. Çünkü tekkenin, zaviyenin yanında mektep vardı, medrese vardı. Bunu da bir bilmek lazım. Şimdi bize öyle bir şey diyorlar ki efendim oraya tıkıyorsunuz insanları. Haşa ve haşa. O kelimenin tabiri bile kötü tabirdi. Sanki ahırmış gibi. Kaldı ki biz Müslümanlar olarak hayvanları bile tımar ederken şefkatle, merhametle, rahmet duygularıyla, dualarla tımar ederiz. Evet. Ömer Seyfettin'in Kaş Ağası'nı bir okusunlar bakalım. O kültürden bile uzaklaştırdılar bizi. Tekke kültüründe insanlar giriyorlardı tabiri af buyursunlar odun olarak, çıkarken dümdüz bir mobilya olarak çıkıyorlardı. Ya, ya, bu tabir belki avam anlasın diye kullandım. Onu bile kullanmak istemezdim. Ama Yunus Emre'ye, Tapduk Emre şöyle şey demiştir. Evladım, yamuk odunları toplamaktan vazgeçtin mi? Çünkü Yunus Emre tekkeye yamuk odun girmez düşüncesiyle hep düz odunlar toplamıştır. Eğrilikte, doğrulukta sendedir. Ama Yunus Emre'yi törpüleyen bir Tapduk Emre vardı. Şimdi bizi törpüleyen bir Tapduk Emre'miz kalmadı. Ya. Kötü yola düşeceğimiz zaman da evladım, bak bu yaptığın şu şu sebeplerden ötürü hoş değildir. Sen ki delikanlı bir Müslümansın, bak bunu yapma diyecek iyi abilerimiz, iyi büyüklerimiz, iyi hocalarımız kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü her mahallenin bir tekkesi oluyordu. Oradaki hoca efendi Ali Bey'le, Mehmet Bey'le, Ahmet abiyle ilgileniyordu. İşe gidip geldiği zaman da bu Mehmet'in bir sıkıntısı var mı acaba soruyordu. Sıkıntısı varsa orada kurulmuş olan bir vakıf vardı. Onunla ilgili çalışmalar yapıp sıkıntısını çözmeye çalışıyorlardı. Günümüzde elhamdülillah şu anki yöneticilerimiz bunu uygulamaya gayret ediyorlar ucundan, kıyısından, köşesinden, hatalarıyla, doğrularıyla. Belki hata payları şu an yüksek olduğu için icraatlara çok dökülmüyor ama işte o hata paylarını aza indirgememiz lazım ki evet, sevaplar artsın, bir nesil kurtulsun. İnsan eksiğine değiniyorsunuz Yasin Hocam. Evet. İşte dertli insanlar vardı tekkelerde. Şimdi yok demiyoruz. Şimdi babalar görüyoruz. İşte aile büyükleri görüyoruz. Diyorlar ki efendim çocuğumuz sözümüzü dinlemiyor. Bak onun için bir reçete var sabırla ilgili. Az sonra söyleyeceğiz onu. Sükütle ilgili gelecek. Önce sükut edeceksin. Sen dilini tutacaksın. Şimdi dilini tutmaya sabır deniyor.
dili tutarsan sen, senin yaptığın zikrin de Allah-u Teala onu senin dilinde zikri muhafaza ediyor. Seni yani zikretmeye, Allah'ın adını söylemeye, zikri biz şöyle anladık mı Yasin Hocam? İşte ama öğüt vermek. Buraya araya girmek istiyorum. Arkadaş ben dilimi tutacaksam bu dil bir şeye alışık olması lazım. Ya şu anda çok fazla kullandığı için sevmediğim bir şey ama futbolcular mesela bir gol atabilmek için senelerce çalışıyorlar. Yapacağı tek şey bir gol atabilmek. Evet, sabır. Eğer ben de dilimi zikre alıştıracaksam arkadaş kusura bakma ama günde 1000 defa, 5000 defa kalbimde her an zikir halinde olmam lazım ki evet. Tam böyle baklayı çıkartacağım anda hasbunallahu ve ni'mel vekil diyebilmem lazım. İşte o tam bakla çıkacağı zaman da hasbunallah diyemediğim zaman da daha kötü kelimeler kullanıyorum. Ya. Allah'ın rahmetinden uzaklaşıyorum. Ya hocam işte bu 40 dakikaya 20 dakikaya sığacak mesele değil ama güzel noktaya da kapatacağız. Biz nüveyi çekirdeği atalım inşallah. Çünkü Allah-u Teala da şu anda rahmetiyle muamele ediyor ülkemizdeki insanlara. Bizlere de rahmetiyle muamele ediyor. Şu nüve çekirdek kalbimize bir girer inşallah. Bir bakmışız ki bir tekkenin dergahın kapısında bir hoca efendi tutmuş elimizden ki inşallah biz de o bereketli insanlardan oluruz. Oranın kapının i̇nşallah. Eşiğine girebilmek bile berekettir. Evet Yasin Hocam oluruz. Yani oluruz yani. Bu biz işte bizden öncekiler oldu bitti mantığında değil de oluruz. Sabredersek oluruz, dilimizi tutarsak oluruz. Allah bizi tutar çünkü. Hıfzedeni Allah hıfzeder. Allah son bölümde söyleyeceğimiz bir slogan cümlesi vardı. Kitabı tutun, tutan, yani Kur'an cümlesi bu. Siz onlar ki kitabı tutarlar sımsıkı, Allah onları zayi etmez. Allah da onları elinden tutacaktır. Sabrın buradaki yani hayatımızda işte tam böyle hani şey fakir fukara edebiyatı deniyor. Rızık darlığında sabır deniyor. Efendim o mücahededeki kabıd halinde yani Allah'ın tuttuğu andaki sabrı gösterirsek, biz zorluğa katlanırsak, mücahede edersek, müşahede, şehitlik o zaman geliyor Yasin Hocam. Yani hocam, tam dediğiniz üzere zikret, وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ayetini bilirler dinleyicilerimiz elhamdülillah. KON TV izleyicileri çok güzel, mümtaz bir izleyici. اِذَا نَسِيْتَ'ya Allah'tan başkasını unuttuğunda zikret diyorlar Yasin Hocam. Hani bu namazdaki salah. İstanbul'da biz sabri ve salat dedik ya, namazla neden bahsediliyor? Yani Allah yolunda öldürenler, ölüler demeyin. Onlar belah yani, onlar da yok. Bilakis diridirler, haydırlar. Nasıl haylar? Namazda sen elinde ahyarı reddetmek deniyor buna, şöyle atmak. Ya buna irfan dili deniyor Yasin Hocam. Bu fıkıhçı yani çok sert, işte namazın olduğu olmadığı çok sert yaklaşımdansa bu irfan dilini kullandığımızda dilimizi biraz daha böyle kalbe sözden öze geçecek şekilde muhafaza ettiğimizde o zaman açılıyor, sadırlar açılıyor. Namazda secdeye gittiğimizde böyle pısırık pısırık secdedense şöyle sadrımızı açarak hatta namazın bütününde malum yani hep gevşek durulur. Sadece secdede böyle sadrı da açılır. Çünkü miraca çıkıyorsun. Şehadete orada eriyorsun. Bilmiyoruz yani bak miraç sırrı şehadet sırrıyla birleşiyor burada. Namazın kaçması, çok özel bir kelime var Yasin Hocam. Mevt ve fevt ile ilgili. İnsanın Allah'ın huzurundan kaybolmasına, gaip olmasına fevt deniyor Yasin Hocam. Namazı kaçırmak denince ne denir? Namaz kaçtı, fevt oldu. İnsanın toplum huzurundan, insanların huzurundan gaip olmasına da mevt deniyor. Fevt, mevt. Nerede gaip? Gaiplik yok. Biz gaibiz. Şimdi Bakara suresinin şu 154. ayetleri Yasin Hocam Bakara suresinin ilk 5 ayetiyle ne kadar bağlantılı. Onlar gayba iman edenlerdir manası var ya. O gayba geçmeden önce değinmeden edemeyeceğim hocam. Ya. Şundan ötürü değinmeden edemeyeceğim. Ya arkadaş bizim 1000 seneyi aşkın bir kültürü oluşturmuşuz. Biz ki attığımız her adımımızı nasıl atacağımızı o kültür bize öğretmiş. Bugün birileri çıkmış. Efendim anmış da filan filanmış da kulaktan kulağıymış da yahu arkadaş bizi bu irfanımızdan uzaklaştırmak istiyorlar ve daha acı bir durum bunu kiralık insanlar yapıyorlar ya. Bu kiralık insanlar tabiri bana ait değil. Sübhanallah. Bu kiralık insan tabiri hatta daha da ileri götürüp de kiralık şeytan bile diyen var. Bunu diyenler büyük hocalar hem de kitaplarına da yazmışlar. Ehline ehli arasın bulsun o kadar diyelim biz. Ama arkadaş yeter artık ya biz Müslümansak. Bu müsteşriklerin oyununa düşmekten kurtaracağız kendimizi. Öyle 1000 yıllık gelenek bir kerte dağıtılmaz. Gördük işte ecdadımızın harflerine kurtulduk derken cahil bir toplum haline dönüştüğümüzü artık şu an herkes kabul ediyor. Evet. Evet. Biz 1000 yıllık irfan geleneğimizi bir kenara itersek Allah aşkına söyleyin ya
şu Müslümanlığımızı nasıl yaşayacağız biz? O irfan geleneği ki daha ayakkabını giyerken sana hangi duayı yapman gerektiğini, eve geldiğin zaman da ya hangi dinde vardır bu ya? Efendimiz eve geldiğin zaman da mısvağını kullan ki eve girdiğin zaman ağzından hoş ya, koku çıksın. Bu hangi gelenekte vardır ya? Evet. Hangi gelenekte vardır? Kapıya vururken aman ha kapının sesinin desibelini hani desibelde evet, anlasınlar diye ayarla ki içeride bebek uyuyorsa rahatsız olmasın. Evin reisi gelmişse geldiği gibi vursun. Eğer misafirsen misafir gibi vur. Değil mi? Kur'an'dan anlıyoruz bunu. Hangi gelenekte vardır bu ya? Ayakkabını düz ters koymak, suyu içip içmemek, oradan aç olup olduğunu anlamamak, misafire ikram etmek. Fakire bile ikram edeceğin zamanda fakiri rencide etmeden ikram etmek hangi örfte gelenekte vardır ya? Şu 1000 yıllık geleneğimizi geriye atmaktan artık bir dur diyelim ya. Bir destur çekelim şunları. Ama çekmek için de bir Bismillah demek lazım. Hep Bismillah tam diyeceğiz dedirtmiyorlar bize. Tam diyeceğiz dedirtmiyorlar bize. Ama az kaldı. Allah'ın izniyle o besmeleyi çektiğimiz zaman da o Osmanlı tokadını yiyecek onlar. Yani. İçimizdeki kiralıklar da yiyecek, o müsteşrikler de yiyecek. Besmele çekerek işte başladılar hocam Çanakkale'de. Yani aziz şehitlerimiz. Biz şimdi çok havadan sudan hani biz işte biz de olsak gideriz savaşırız demek çok kolay geliyor bize ama aslında değil. Yani bakıyorum 3. bölümde konuşmak istiyordum bunları. Şehadet nasip olan insanlar ya şöyle bir belgesellerini çektiler izliyoruz. Ya bu adam bir tanesine bakıyorum bulduğu ilk parayla görmediği bir camiyi ziyaret eden bir adam. Nasıl bir adam bu ya? Bir tanesine bakıyorum böyle bir irfan ki Allah ona şehadeti nasip ediyor yani. Kime şehadet nasip olur diye. Şehit olmak arzulanmaz mı ya? Neden şehit olmak? Şimdi şehit olmanın da mertebeleri var. Ama şehit olmak Efendimizle, peygamberlerle, mal enbiya, şühada ve salihin diyoruz ya. Onlarla beraber olmak bu arzulanmaz. Gıpta edilmez mi buna? Gayret kelimesinden gelmiştik. İşte gayret bu. Buraya teksif etmek. Yü'minüne bil gaybiden aldığımızda Bakara Suresinin ilk 5 ayetiyle 154-155 ayetleri sonu da Ülaike aleyhim salavatün diye bitmesi. İkisinin de Ülaike ile bitmesi. Hani bitmiyor da bu ayetlerin sonu İnne Safa'ya geçmesi. Hocam gayble başlıyor mesele. Biz gayba iman ediyoruz. İşte irfan kültürü buradan geliyor. Ama nasıl bir gayb? Gayb ne? Gayba iman etmek. Şimdi Kadir Beydavi metni okuyacak değiliz burada. Gaybla iman, gayba iman, işte gaybta iman. Gayb yani Efendimiz'e de söylenir gayb olduğu. Hatta Efendimiz'in ben onları bana gaipken, yani uzaktayken iman eden kardeşlerimi özlüyorum buyurması ya. Sözden öze bak. Özlüyorum. Özümde bunlar var. O ümmet var. Ve benim sünnetime sarılanlar men temesseke diye başlayan hadi. 100 şehit sevabı var diyor. Bunu sarılıp cihat edersen bugün nasıl anlayacağız o zaman? Nefsimizin hevasına karşı tam küfür edeceksin. Bunu söyleyelim şimdi. Geliyor bir mesele. Yani şimdi din karışmaz mı yani trafikte nasıl seyredeceğine? Seyri sülüküne karışmaz mı din? Böyle bir din olabilir mi? Neymiş din? Devlet işine karış. Böyle bir din olabilir mi? Yutturdular bize Yasin hocam ya. Bakıyoruz Abdülhamit Han hakkında. Şimdi zor bir şey söyleyeyim. Şazeli şeyhi olduğuna dair rivayetler yok mu yani? Ne demek şeyhmiş değilmiş? Ya hepsi bu bir kere mektepten geçmiş Osmanlı Osmanlı şehzadelerin tamamının bir mektebi vardı. Yani onların muhakkak bir rahli tedrisattan geçmeleri söz konusu hocam. O zaman cennet mekanı Abdülhamit Han'a değinmeden edemeyeceğim. Zira benim en büyük hayalim, en büyük tutkum, evladımın ismi de Abdülhamit. Bu durduk yerde olmadı. Yani Abdülhamit sevgisi yüreğime nakşetmişim. Nakşetmiş olmamın sebebi Abdülhamit Han Hazretleri 11 yaşında anadan yetim kalmış. Ve hayatın zorluğunu yaşamış. Yaşamış ama yılmamış. Ve şu ümmetin parçalanmasın diye, ümmet diyorum bak millet demiyorum, Osmanlı Devleti falan demiyorum. Yeah. Ümmet parçalanmasın diye bütün malını mülkünü feda etmiş, bütün malını Allah yolunda harcamış. Sadece tek derdi vardı, ümmet derdi vardır. Yani Bosna'da başı ağıran bir Müslüman kardeşimin yanında Kudüs'teki Yahudilerin işgaline uğramasın diye oradaki Filistinli mücahit kardeşlerime yardım eden, Medine'deki Müslümanlar hac farizelerini yaparken hacca geldikleri zaman da aman ha Medine'ye sakın abdestsiz girmesinler Allah Allah diyerekten Allah. Daha tren istasyonunda trenden indiği anda hoş geldiniz dedikten sonra bakın şurada biz güzel sizlere abdest almanız için şu anda
abdesthaneler hazırladık, gusülhaneler hazırladık hocam, diyen bir... Bu hangi irfanda vardır ya? Şu anda teknoloji o kadar gelişti. Silah diye hadi geçiyor ya bakalım. Abdeste hocam. İşte buyurduğunuz üzere mücahide ise bak yere abdestsiz basmamakta bir mücahit cehd oluyor burada. Yani iki kelimeyle söyleyeceğim hocam Yasin hocam. İki cümleyle affedersiniz. Şimdi bizim abdestsiz yere basmamak yer de bir nimet. Nimete sabır da bak sabıra giriyor. Yü'mününe bil gayb iman, yukimüne salah namaz. Namazsız zaten olmayacağını biliyoruz. Yani namaz başlı başına var. Ve mimma razaknam yunfikunda nefaka kelimesi geçer. Nefaka, infak kelimesi. Kendinde olandan vermeye nefaka deniyor. Allah'ın sana rızık verdiğinden. Hocam can da rızık. Nefaka, infak etmek, çıkartmak. Nefera, bak Araplar, hani hocam bilirsiniz. Beraber de tahsilatta bulunmuşluğumuz var. Üç harfli diye geçer sülasiler, hani Arapçadaki kelimeler. Bir de bunu sünai diyenler var. İki harflidir. Ben hep onlardan örnek getirdim bugün. Tevafuk oldu. Nefaka, izleyenler şimdi çok bir şey öğrenmiş olacaklar. Nefera. Nefera da yani dışarı çıkmak. Nefer olarak çıkmaya deniyor nefera. Nefer. Savaş için çıkmaya. Yani nefsi çıkartıyorsun kardeşim. Nefsi çıkarttın hevalarından. Bir dur bakalım ben şu ruhumla, kalbimle, özümle, sözden öze. Özümle bir yürüyeyim bakalım. Şu Allah'ın bana verdiği şu arzda. İnfak edeyim. Bak infak. Bunlar birbirine böyle bağlantılı ayetler hocam. Nefaka. Bakara suresinin ilk 5 ayetindeki nefakayı alsınlar şimdi dinleyenler. Şöyle bir düşünsünler. Bak burada da 154-155'te Allah-u Teala tekrar Kur'an'ı Kur'an'la tefsir de noktasında da anlayabilirler bunu. Ya da öyle anlamasınlar. Yani bir baksınlar bu ayetler birbirine işaret ediyor mu diye. Nefer olmak ama çok önemlisi cihat kelimesinde cehde geçer. Vec kelimesinde bulmak, bir şeyi bulmak. Şimdi cihat ettim mi neyi bulacağız biz? Şehadete nasıl geleceğiz? Şehade orada da var dal harfleri. Biraz etimolojik yürüdüm, hakkınız helal edin hocam. Şey oldu yani Arap dili edebiyatına uygun oldu bu ders. Vecede de vecd hali derler. Siz bahsettiniz ya zikretmek, Allah'ı anmak. Vecd hali derler. İşte kendinden geçmeye vecd deniyor. İşte şehadet anındaki vecd aslında bu. O da bulduğu şeye, yani vecede bulmak ya. Ama o bulacağın şeye mani her şeyi kalbinden söküp çıkartmaya vecd deniyor. Yoksa vecd gelmiyor. Ben Allah'ı bulacağım. Nasıl bulacağım? İbrahim Ethem misali Yasin hocam. Yani size, yani yok, seyircilerimiz de biliyorlar. Beraber. Bildiklerini anlatıyoruz. İbrahim Ethem yataktayken kırba işte nerede ne arıyorsun diye söylediklerinde devemi kaybettim, devemi arıyorum. Damda mı arıyorsun? E sen yatakta Allah'ı arıyorsun ya. Bu işte irfan bu ya. Diye sözü size evet bırakıyorum. Abdülhamit Han'a biraz daha değinmek istiyorum. Şundan ötürü Çanakkale demişken, Çanakkale'de biz evet başarılı olduk ama hani onların deyimiyle hasta bir milleti yenemediler Çanakkale'de. Hani bir daha tarihçi değiliz biz ama gençlerimizin Abdülhamit Han'ı, Vahdettin, Sultan Vahdettin'i, Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, o Anadolu insanının vatanperverliğini, değil Anadolu insanı, Pakistan'dan bile ülkemize yardım eden o ümmet birliğini bir görmeleri lazım. Ama bunu okurken tarafsız, bunu okurken hakiki kaynaklardan, efendim birini haklı çıkartmak adına değil, Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri düşünüyor, diyor ki bunlar diyor bu devletler diyor hepsinin sömürü bakanlıkları var ki bu şu an Avrupa dediğimiz medeniyet deniyettir aslında Mehmet yani. Akif'in tarifiyle alçaklıktır. Çünkü her birinin sömürü bakanlığı var. Bizim elhamdülillah Allah Rabbimize şükürler olsun bizim yardım bakanlığımız var. Allah'ımıza şükürler olsun. Öyle bir devlette yaşıyoruz ki hala o irfanı aslında irfanın kalıntılarını kaybetmemişiz. Bir de kendisi bizde olsa nasıl bir devlet olurmuşuz onu hayal bile edemiyorum. Ama inşallah o günler de gelecektir. O irfanın değil kalıntıları kendisi bile bizlerde olacaktır inşallah diyoruz efendim. Şundan ötürü diyoruz. Abdülhamit Han ileriyi görmüştü. Çanakkale'ye bataryalar almıştı, tabyalar döktürmüştü, tabyalar yaptırmıştı. Sadece... O tabyaları güçlendirmişti, kendi silahını yapmaya başlamıştı. Şu anda da o hale geldik efendim. Gökyüzünde uçan bayraklarımızı, İHA'mızı yapmaya başladık. Kendi tanklarımızı, leoparlarımızı yapmaya başladık. Bunlar gayrettir işte. Ama bu sadece bir adamla olmaz. Bu bütün ümmet hep beraber yürüyeceğiz, birbirimize takos koymadan yürüyeceğiz. Bugünümüzde bir delikanlı mücahidi nasıl elde edebiliriz, nasıl yetiştirebiliriz? Dedeler, neneler, anneler, babalar siz de izleyebilirsiniz. Hatta gelinlerinize, evlatlarınıza arayıp da haber verebilirsiniz. 11-12 yaşında nasıl mücahit olunmuş bir insan bunun tarifini yapacağız efendim. İşte bu bölümde mücahedenin zorluğundan, müşahedenin kolaylığına nasıl erişilir? İşte tam bunu göstereceğiz Allah'ın izniyle. Bir sürprizimiz vardı. Şimdi sıra sürprizimizde.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. Sadakallahu azim. Ey maşallah ya. Allah razı olsun. Efendim sürprizimiz Hafız Mehmet Yılmaz 12 yaşında. Hem okula gitti hem hıfzını tamamladı. Dedik ya cihat sadece er meydanlarında değil, er meydanı adım attığımız her meydan. Günümüzde düştüğümüz en büyük sıkıntılardan bir tanesi de evlatlarımızı yetiştirememek. Acıyoruz. Ben çektim, o çekmesin. Ben zorlandım, o zorlanmasın. Evet, ey analar babalar, siz sağ olduğunuz müddetçe evladınız zorlanmayacak. Ama imtihan dünyasında yaşıyoruz. Bugün varız, yarın yoğuz. Çocuğumuz asker yaşına geliyor, ayakkabı bağlamasını bile bilmiyor. Ama hafızımız elhamdülillah 12 yaşında 1,5 senede hıfzını kemale erdirdi. Ben de bir mücahidim dedi, şimdi söz kendisinde. Evet Mehmet'im hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Afiyettesin inşallah. Elhamdülillah. Bir de misafirimiz ta İstanbullardan kalktı geldi buraya. Hocam dedi senin programında bir programda ben alacağım. Ben de Kur'an okuyacağım dedi. Allah razı olsun. Bizim de amacımız zaten ailelerin güzelliğini göstermek, güzelliğini yakalamak, buna rehber olabilmek. Mehmet'im hafızlığa nasıl başladın sen? Hayırdır ya seni buraya ne itti? Hafıza gene annem sayesinde başladım. İyi ki de başlamışım. Çok iyi bir şey. Annelerinizin ellerinden öperim. Demek ki böyle annelere ihtiyaç var. Bizi de annemiz göndermişti. Demek iş kilit nokta herhalde annede babada. Orada bir tıkanıklık oluyor. Orada bir açıklama oluyor. Anahtarı sokuyor anneler. Açıyorlar. Bir bakmışız ki hafız olmuşuz. Tabii öyle olmuyor. Değil mi? Ne kadar zamanda yaptık hafızlığı Mehmet? Yaklaşık 1,5 sene, 1 sene 8 ay boyunca hafızlık çalıştım. Peki hafızlığı nasıl çalıştın? Evet. Geceleri kaç saat uyudun mesela? Şu anda mesela kıyamıyorlar evlatlarına. Aman uyusun birkaç saat daha uyusun diyorlar. Bakalım sen kaç saat uyumuşsun geceleri? Gece kaçta kalktın mesela sabah? Sabah 6'da kalktım. Derse gittim, ders çalıştım. 8'de tekrar çıktım oradan, okula gittim. Okuldan 5'te döndüm, 6'da... 5'te derse gittim, 7'de eve döndüm, okul ödevlerimi yaptım ve öyle yattım. Öyle ya, okul ödevleri, hafızlık, sabah 6'da kalktım. Akşam yatışımız kaç? Akşam 8.30-9. 9'da yatıyoruz. İyi maşallah aslında bizim evlatlarımızdan tek farkı bir medreseye bir kursa gitmiş, tekkeye gitmiş, zaviyeye gitmiş, medreseye gitmiş, okumuş. Demek ki fark istemekte bağlı. O zaman bana sana kilit bir soru soracağım ya. Hafızlık yaparken hiç ağladın mı? Bazen oldu öyle şeyler. Ya demek ki ağlamadan olmuyor bu iş. Ey analar babalar siz zannedersiniz ki bir hafız kolay yetişiyor. Hafız kolay yetişmiyor efendim. Bir insan kolay yetişmiyor aslında. Bazen ağlayacak, bazen hocalarıyla gülecek. Ki ben hatırlıyorum Allah razı olsun hafızlık hocamız da kendi elleriyle böyle cuma gününden yoğururdu köfteyi. Kendi elleriyle yoğururdu öyle. İzleyecektik biz de hafızlık yaparken onu izlerdik. Cumartesi günü bizi pikniğe götürürdü, ormana götürürdü. Orada kendi elleriyle pişirirdi. Onun zevki de oydu demek. Evet. Yani biz bunu yaşayarak yani çocuklar hadi bir yumurta kır derdi çocuğa. Gelir çocuk da yumurta tuz getirdi, tuz katardı ona. Demek hafızlık o kadar kolay bir şey değilmiş. Değil. Evet, cihad etmek gerekiyor. İşte Yasin Hocam, yani ağlamaktan bahsettiniz. Sen yani buradaki ağlamanın işte usur kelimesi, innemal usri yusra. Burada bu kardeşimiz sabah 6'da gittim diyor, okula da gidiyor. Ağladım diyor. Tabii ki o kadar kolay değil. Yani her zaman gülgülistanlık olmuyor. Savaş meydanına çıkınca meydanda artık şey değil. Orada hani acaba düşünme yeri değil. O meydan hakkını veriyor. Bu hafız kardeşimiz Allah razı olsun mücahit. Adı Mehmet. Mehmet Yılmaz. Evet. Bana benim 15 Temmuz'da şehit olan İbrahim Yılmaz kurra hafız kardeşimi hatırlattı. Allah için. Şöyle bir anlatayım manzarayı da. Bakın cihat, şehit ve hafızlığın nasıl bir bağlantısı var? Ta Uhud'dan alayım mı Yasin Hocam? Alalım. Çünkü Uhud'da, orada evet, Uhud'da Yasin Hocam, şehit olanların en yakın, kıbleye en yakını Kur'an-ı Kerim'i en çok bilenleriydi. En çok bilenler. Yani Kur'an-ı Kerim'den en çok ne kadar ezberi varsa kıbleye en yakını koyuldu. Rütbeye bak. Kur'an ezberine göre rütbe belirleniyor. Hocam,
İbrahim Yılmaz nasıl bu şuura geldi onu anlatacağım. Kurra hafız, 15 Temmuz şehidi. İbrahim Yılmaz kardeşim, 2 yıl beraber mukabele okuduk Ramazan ayında. Böyle bir insan yani, haza insan. Bu güzel, çok da güzel bir insandı hafızımız. Bu kardeşimiz İstanbul'a geliyor, o şuur meselesi. Şimdi geldi, şehadet şerbetini içti. Bendeniz hayatımda ilk defa şehit gördüm. O anda gittim hastaneye. Baktım orada, konuşamıyorum, ailesi orada. Baktım hocam, yani daha, yani şimdi burada o manzarayı şey yapmak istemiyorum ama her yer kan içinde. Saraçhane, Fatih'te. O kardeşlerimiz o kanı, yani o şehadeti bizler için tabii ki, bu ülke için, vatan için döktüler, canlarını verdiler. O manzarayı görünce o kadar hüzünlendim ki, ne zaman görüşürüm İbrahim Efendi ile diye bekliyorum. Tam bir yıl sonra 15 Temmuz sabahı. 15 Temmuz sabahı şöyle hafızların dersini dinlerken, hafızlık hocalarının klasik bir şeyi vardır Yasin Hocam. Ya ben de zaten sabah 6-8 arasında bu hafızları dinliyorum. Sonra normal tedrisatımıza, üniversiteye, dersimize devam ediyoruz, gidiyoruz. Sabah 6'da bu Mehmet kardeşimizi dinliyorum. 15 Temmuz sabahı, bir sonraki yıl. Şöyle tam ders dinliyorum. Bir anlık uyudum, uyandım, gülmeye başladım. Ama nasıl gülüyorum? Bu çocuk Mehmet durdu. Hafız Mehmet. Hocam hayırdır diyor. Ne oldu diyor ya. Gülüyorum ama nasıl bir güzellik, nasıl bir letafet. Bir koku, bir anlık uyku. Yani daha okuduğu ayeti bitirmemiş. Yasin Hocam, İbrahim Efendi'nin kabrindeyim rüyamda. Hafız İbrahim Yılmaz. Kurra hafız. Edirne kapıda ama kapı gibi sanki böyle vuruyorum kapıya. Ya İbrahim Efendi neredesin? Bakıyorum yok İbrahim. İbrahim neredesin diyorum. İbrahim yok. Aradan bir dakika iki dakika geçiyor. Bekliyorum orada. Acaba nerede? Yandaki kabirde mi? Orayı ziyaret ediyorum. Orada başka şehitler var. Edirne kapıda 15 Temmuz şehitleri mezarlığı var hocam. Bir de baktım bir koku geldi. Sonra İbrahim çıktı geldi kabrine. Yusuf Hocam burada mıydın dedi. Ya neredeydin oğlum dedim. Ya nereden bu güzel koku ne? Efendimizin yanındaydım dedi. Bizde hafızlar böyle oğlum burada dedi. Aynen böyle söyledi. Hafızlar böyle oğlum dedi. Efendimizin yanından geliyorum dedi her sabah. Ya bu ne güzel bir şey ya. Bak şimdi burada verdiğin sayı gayret 2 saatini veriyor. Çok kolay değildir. Her gün 2 saat sabah 2 saat akşam. Ama Efendimizle her akşam. Ruhlar ölmez işte buradan belli. Bir de şu noktaya da değinmek istiyorum. İbrahim kardeşimiz Erzurum'da ikamet ediyordu. Ya. Allah sana şehadeti nasip edecekse Erzurum'dan getirir seni İstanbul'a, köprünün ayağına, Saraçhane'ye veya neresi ise, evet, senin kanının akacağı yer hangi noktaysa Allah seni oraya getirir. Orada şehadet şerbetini sana içirir. Yeter ki sen o alanda yürümeye gayret et. Şimdi hafızlık demişken annelere babalara biraz tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi benim evladım da hafız olsun, benim evladım da hafız olsun. Olsun ama hadi kursa gönder. Ya hocam benimki daha küçük. Küçük dediğin çocuk okula giderken her türlü haytalığı yapıyor, koşturuyor, eğleniyor, koşuyor, zıplıyor. Benimki de öyle olsun istiyorsun. Olmaz arkadaş. Evet. Eski daha hocalarımızın tabiriyle eskiden hafızlık eğitimi biraz daha zormuş. Çünkü imkanlar kısıtlı olduğu zaman da hocalarımız aslında onlar da iyi niyetlerinde yapmışlar. Hafızların komşulara gitmesini engellemişler. Çünkü aklı oraya giderdi. Yani aklı karışmasın, aklı çelmesin diye. Ki elhamdülillah şu anda o şuuru da atlattık. Evet. Ama gayret ediyorlar. İş gayrette kitleniyor, evet, kalıyor. Allah Mehmetlerimizin sayısını arttırsın. Mehmet. Amin diyoruz. Amin. Bu duamız. Ama duamız davamıza dönüşmediği sürece Mehmetlerimiz artmaz. Ya işte hocam kilit nokta. Dava, dua, sabır, salatın bir yer manası da bu. Şimdi Yasin Hocam bunlar yani tesadüf mü? Değil. Salat dua demek Arapçada malum. Ama silveyn kelimesinin, yani salat kelimesi silveyn'den, harekeden geliyor. Hocam iman hareket ister. Malum size yani. Tamam, o zaman ben Mehmet'e bir soru sormak istiyorum. Mehmet, böyle zorlandığın sayfalar var. Mesela yubassarunuhum geldi mi? Hafızların korktuğu bir yerdir burası mesela. Huşşan ebsar. Allah ben burayı nasıl yapacağım dersin falan. Gerçi senin hocan kurra hafız olduğu için o sana tüyolarını vermiştir. Kesin. Kolay yapmasındır ama böyle zorlandığın falan mafasala hani derler ya, zor diyorlar hani onun tabirinde. Böyle zorlandığın hafızlık dersini nasıl yaptın? Ki hepsini sen hoş kolay kolay bitirmedin ya. Evet. Çok zorlandığımız oldu tabii. Mesela bir sayfa nasıl bitirdin orayı?
Ya zor sayfaları aslında yapmak kolay değil dediğiniz gibi ama o sayfaları inanarak, Kur'an'a inanarak yapmak lazım ki olmadan Nasıl? olmuyor. Nasıl? Ya gayret, inanç dedin. Peki ne kadar çalıştın sen o sayfayı? Hani zorlandım ben burada yapamayacağım dedin. Nasıl çalıştın Yani orada? öyle günlere hocam önceden diyor, Mehmet bu sayfan zor, çalış diyor. Hı. Akşam buna biraz daha fazladan çalışıyorum ki diğer gün kolaydan vereyim, gün bana kalsın. Tamam, o zaman böyle bir gizli soru sorayım. Annen yardım ediyor mu sana hafızlık yaparken? Etmiyor. Ediyordur be, sen de öyle zannediyorsun ya. Hadi ya. Tamam, Ders. belki Kur'an okurken etmiyordur ama elbiselerini toplayacak, yatağını Etmez toplayacak. olur mu canım? Orada yardım Etmez olur mu? Etmez olur mu? Sabah akşam Evet. annesi kaldırıyor, Farkında değil hocası. aslında Mehmet Evet. bu işin de. Ben dersten Ha anladım. ders, ha tamam. Derste Tamam, hadi dedi. soruyu yanlış Yasin sormuş Hocam. oldum ben bakalım, Şimdi hadi. ben Mehmet'e yardımcı olayım. Hakikaten annesinin Evet. çok büyük bir mücadelesi var. Zaten bu şimdi Mehmet Efendi'nin arkadaşları da var. Hemen yan binalarında yapıyoruz. Kurs gibi belirlediğimiz. Arkadaşları kim? Kerim Açatalk ve Betül. Tamam, tamam. Onlarla işte Halil var Çok iyi arkadaşları. arkadaş. Onlarla beraber geliyorlar. Ama anneler onları getiriyor. Mesela onları kim getiriyor? Sabah o saatte nasıl geliyor? Annesi kaldırıyor, getiriyor, yemeğini hazırlıyor, akşam dersinin ödevini yaptırıyor. Anneler çok uğraşıyor. Evet. Hani sadece okul için değil. Okul için de biliyoruz artık ödevleri annelerin yaptırdığını. Kur'an için çok mücadele ettiler anneler. Hep dediğiniz gibi anne Evet. baba. Anne baba iş orada kilitleniyor ama Mehmet'in dediği bir kelime var. Orayı kaçırmayacağız. Ben inandım diyor. Ya O zor sayfayı yapmaya. Çünkü hafızlık öyle bir kilit noktadır ki şimdi hepimizin zekası hasbelkader bir değil. Birimiz o sayfayı 10 dakikada yaparız. Birimiz 1 saatte yaparız. Ama birimiz 4 saatte yaparız. Evet. Ama Allah nasip etmişse o 4 saatte ezberleyeni de hıfzını tamamlatır. O 10 dakikada ezberleyeni de hıfzını tamamlatır. Ama Mehmet'in dediği noktada olduğu gibi inandım dedi. Biz de inanacağız efendim. Ama bir de şu meseleyi de değinmek istiyorum. Şimdi Mehmet'in yaptığı yerde hemen oluşmuşlar. 3-5 iyi iman, mümin insan toplanmış. Arkadaş ben çocuğuma hafızlık yaptırmak istiyorum. Hocayı bulmuşlar, oturmuşlar, ortamı hazırlamışlar. Aha sana hafızlık medresesi. Eyvallah. Demek ki arz talep meselesi Ya bu. hocam Kuru laf değil yani. İcraat, evet. dava, inanmak ve eyleme dökmek Ya diyoruz. işte hocam tam bu sözünüzün üzerine şimdi ayette geçen sabırla ilgili ayetlerde havf kelimesi geçiyordu. Havf korkmak yani bir neden korktuğunu da tam bilmeden ama ihtiyatlı davranmaya deniyor. Havf Allah'tan korkmanın adı Kur'an'da geçen. Hani korkuyla imtihan edeceğiz meselesi var ya bir şey minel havfi korkudan bazı. Ama haşyete ne zaman dönüşür bu? Haşyet şu. Allah artık hani sen havf hep korkarsın, ihtiyatlı davranırsın. Allah seni haşyet makamına alır. Kim kimden korkar? Kırmaktan korkarsın kalbini sevdiğinin. Bak işte buna haşyetullah oluyor bu o zaman. Hafız kardeşimiz Kur'an'ı işte mücadele etti, muhafız oldu. Bak muhafız. Bu kelimeler tesadüfi kelimeler değil. Mücahit dedik, sabretti ve şimdi murabıt oldu. Bak Kudüs'te bekleyenlere de murabıt ve muhafız diyoruz. Kur'an'ı korumaya çalışıyor. Kur'an'la kendini korumaya çalışıyor. Dilini korumaya çalışıyor. Ve Allah'ın izniyle işte o muhafız nefsini de hevadan koruyarak. O zaman ben Mehmet'e bir soru daha sormak Buyurun. istiyorum. Mehmet, şimdi çocuklar ya bak senin hafız olduğunu görüyorlar. Ben de hafız olmak istiyorum, ben de hafız olmak istiyorum. İlla ki diyorlardır sana. Bunlara buradan bir dobra bir diyelim arkadaş hafız olmak istiyorsan. Aha şöyle yapman lazım. Ne dersin bunlara sen? Ne yapmaları lazım bunlara? Ne derim? Ya öncelikle başlarken güzel ve inanılır başlamak lazım ki devamı gelsin. Başta dediğiniz gibi konuya kolay başlamak sonu da kolay bitirir. Yani her zaman dediğim gibi inanmak hafız olmanın birinci kuralından biri yani. Bak Evet. benim için. Peki şöyle diyecek miyiz ona her zaman böyle o güllük, gülistanlık oynayacaksın, zıplayacaksın, hafızı bile tamam diyor. Böyle bir şey var mı peki? Olmaz. Kazalar yolda olur hocam. Aa. Yola çıkacaksın ki kaza yoksa yola çıkmayana kaza yapmaz. Değil mi? Oturduğu yerde Yani. olmaz. Hasbelkader Allah lastiğimizi patlatırsa yedek lastiğimize gönderiyor değil mi? Elhamdülillah diyeceğiz. Yani Elhamdülillah. o zaman annelere babalara Mehmet'imizin deyimiyle şöyle diyelim efendim yola çıktıysak kasamız da olacak, arabamız arıza da yapacak, bazen benzinimiz de bitecek değil mi? Başka Mehmet'im? Ya dediğiniz gibi zor sayfaları nasıl yapıyorsunuz? Ya zorlandığım sayfaları hocama diyorum. Hocam bu sayfa zor nasıl yapabilirim diyorum. Diyor Evet. ki
Mehmet inanarak, güzel okuyarak güzel bir şekilde yapmaya çalışıyor. 10 dakikada bitiyor. 10 dakika. Allah Allah. Maşallah. Ya bu da 10 dakikalarda. Tamam, eyvallah. Ya neyse, ben bir şey söylemek istiyorum. Ya ben o 4 saatlik örnek benim örneğimdi. Ben estağfurullah Yasin Hocam. Ben hafızlık yaparken hakikaten Allah hocamdan razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin inşallah. Hakikaten hocamız. Normalde beni ıskartaya çıkartıp elemesi gereken talebelerden bir tanesiydim ama o beni elemedi. Ya sen de hafız ol dedi bana. Güzel. Biraz geç yaptım, güç yaptım ama Mehmet'imin yaşında yine ben de elhamdülillah hıfzımı tamamladım, eyvallah, hafızımı tamamladım. Eyvallah. Hala da tekrar ediyorum, okumaya evet, devam tabii ediyorum, gayret ediyorum. Bu da önemli tabii. Muhafızla devam, sabır hocam. Ama işte sabır. Orada hocam diyebilirdi yani, Yasin sen hafız olamazsın diyebilirdi bana. Allah dedirtmedi demek ki, çünkü arkadaş oku çalış çalış bitmiyor ya. Yanındaki arkadaşım 15 dakikada yapıyor, oyuna geçiyor. Bu arkadaşım yarım saat yapıyor, oyuna geçiyor. Ben sallan babam, hafızlık bitmiyor. Evet. Ama elhamdülillah Allah lütfetti. İnşallah hem hafız hem muhafız hem de mücahit oluruz diyorum. Değil mi Mehmet'im? Çünkü evet, hıfzımızı tamamladık ama kemale erdirmek bizim elimizde hocam, inşallah. Benden son sözlerimi evet söyleyeyim. Şöyle, yola çıkmak dediniz ya, kazalar yolda olur. Hocam slogan olacak ama yola çık, yol açık. Hı. Yolu yapan, sırat-ı müstakim yapan yolu açar zaten. Bu şöyle bak, şunu şöyle anlayalım. Havften haşyetullah'a geçer dedik ya insan. Sukutla da ilgili. Gayrıdan susarsa bir insan, sukut ederse içinde, Allah ona sekinet, huzur verir. O sekinetle, işte sükunetle, o sükunete dönüşür. Sonra da Allah ona sekineti verir. O sekinetle ömründe hiç böyle hakikaten yani nerede ne yapacağını bilmeden yapmaz. İşte buna da sabır deniyor. Yerli yerinde iş yapmanın adıdır sabır. Sorunuzun, evet, ilk sorunuzun cevabını en son vermiş oldum. Sabır beklemek değildir. Sabır doğru işi doğru yerde yapmaktır. Evet, doğru işi doğru zamanda yapmak diyeceğiz. Efendim aslında daha konuşmak istiyorum. Mehmet'imi bulmuşum, bırakmak da istemiyorum. Onlar İstanbul'dan kalktılar geldiler, bizim programımıza teşrif ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Kendisi hafız olduğu gibi ahirette Allah-u Teala kendisine, annesinin, babasının başlarına taç takılmayı da nasip eylesin. Zira bu taş dediğim mesele Efendimizin bizlere vermiş evet olduğu, bizlere teşvik amaçlı belki de söylemiş olduğu bir hadisi şeriften yola çıkarak bunu söyledim. Zira Allah-u Teala bu dünyada yaptığımız hiçbir emeği zayi etmeyecektir. Bunu bize kendisi söylüyor. Hafızlıkta büyük emek isteyen, büyük mücadele isteyen, büyük sabır isteyen, büyük gayret isteyen ama en önemlisi inanç isteyen bir mesele. Elhamdülillah Mehmet'im inandı, başardı. Nice Mehmetler bunu başaracaktır. Biz bunun inancındayız. Yeter ki analar, babalar sabretsinler, gayret etsinler diyeceğiz. Efendim program bitiyor. Yusuf Bilkin hocamıza teşekkür ediyoruz. Kalktınız geldiniz. Hafız Mehmet'im senden de Allah razı olsun. Allah-u Teala annene babana mükafatları ihsan eylesin. Evet. Sabırları ihsan eylesin. Hafızlığını böyle güzel yaptığın gibi inşallah bir gün beraber hocan da beraber hepimiz üçümüz şöyle bir teravih namazı kıldırırız. Bu bakarsın Mihrimah Sultan da olur. Bir bakarsın nerede Hırka-i Şerif'te olur değil mi? Olur inşallah. Ya o günlerde biraz daha büyüdüğün zaman da şöyle üçümüz güzel bir hatimle namazı da kıldırırız inşallah değil mi? İnşallah. Kıldırır mıyız Mehmet'im? Kılırız. Var ya, bu hedefinde vardır senin inşallah. Var. Vardır tabii ya. Sen ki hafızını bitirmişsin. Efendim misafirlerimizin de yüreklerine sağlık, ayaklarına tamam sağlık. Arif Nihat Aslan'ın duasıyla bitiririm. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Amin. Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Efendim inşallah bir gün ümmet birliğinin sağlandığı günleri görüp o programda da sözden özümüze geçmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin diyelim. Allah'a emanet olunuz efendim.